Yepyeni bir haftalık yemek planı videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki videomuzu çok sevmiştiniz, harika yorumlar aldık. Şimdi bu sefer de 4 kişilik bir menü hazırladım sizler için. Alışverişini gerçekten böyle ince ince düşündüm, notlar aldım. Bir hafta boyunca akşam yemeğinde hem başlangıcı hem yan yemeğiyle birlikte toplamda 200 liraya mal ettim. İsterseniz öğlen yemeği olarak değerlendirebilirsiniz, isterseniz akşam yemeği. Eğer ben çok güzel kahvaltı da yapmak istiyorum diyorsanız kartlara koyduğumuz o güzel kahvaltılık önerilerimizi de izleyebilirsiniz. Sizler için hazırladığım menünün ekran görüntüsünü almak için videoyu tam olarak şu anda durdurabilirsiniz. Bir önceki videoda acaba tazeliğini koruyor mu, yemeklerin tatları birbirine karışmıyor mu gibi sorular yöneltmiştiniz bizlere. O da yanlış bir yöntem değildi ama bu sefer bu soruların hepsini kafanızdan siliyorum. Bu menüde her şeyi hazırlıyoruz ve buzdolabında değil, buzlukta bekletiyoruz. Hafta içi de bir güzel çıkarıyoruz ve kolayca hazırlayabiliyoruz. Bu menünün bir özelliği de hiçbir şeyin israfı olmaması. Bütün malzemeleri yemekleri yapmak için kullanıyoruz. Artanlarla da çorba veya başka bir şekilde değerlendiriyoruz. Zaten ilerleyen dakikalarda bunları göreceksiniz. Ben burada aslında genel bir alışverişin 200 lira tuttuğunu da söylemek istiyorum. Yani evde olan malzemeleri çıkardığınızda çok daha düşük bir bütçe çıkacağını söyleyebilirim alışveriş listesinde. Peki neler aldım? Önce sebzelerden başlayayım. Havuç aldım. Genelde orta boy seçtim. 1 kiloya yakın bir havucum var. 4-5 tane biber aldım. Bir tane limona ihtiyacım vardı. Onu aldım. 4 kişilik bir dolma olacak şekilde dolmalık biber aldım. Ispanak aldım. 1 kilodan biraz daha fazla tuttu. Kabak aldım. 4 tanesini bir yemek yapmak için kullanacağım. Bir tanesini de sebze çorbasında kullanmak için. Portakal aldım. Sadece bir tane. Bunu da kerevizde kullanacağım. Salatada havuç ve kırmızı lahana kullanmayı düşünüyorum. Bunlar uzun süreli buzdolabında durabilen ürünler. Bir tek salatayı buzluğa koymayacağız. O buzdolabında muhafaza edeceğiz. Çok uzun süre dayanıyor. O yüzden bu salatayı seçtim. Yeşilliklerim var, taze yeşilliklerim. Dereotu ve maydanoz birer demet aldım. 1 kiloya yakın kuru soğanım var. 4-5 tane kereviz aldım. Saplarını dahi kullanacağım. Bir de yani 150 gram kadar bir domatesim var. Bakliyatlardan baldo pirinç ve pilavlık bulgurum var. Galeta unu aldım. Normal unum var. Bunu da 1 kiloluk almıştım. 4 tane taze yufkam var. Kaşar peyniri var. Yaklaşık 250 gram kadar. Altılı yumurta aldım. Sucuk aldım. Sucuk da yaklaşık 250 gram kadar. Bir kavanoz domates salçası aldım. 1,5 kiloluk yoğurt aldım. Hem daha uyguna geliyor hem de yemeklerin yanında servis edebileceğiz. Nohutum var. Nohut da yaklaşık 800 gram kadar. Onu da suda beklettik, haşladık. Yani onu önceden yapmamız gerekiyordu hazırlığını. Siz de yaparsanız öyle yapın veya haşlanmış nohut da alabilirsiniz. 2 baş sarımsak var. 1 kilo dana kıyma aldım, orta yağlı. Biraz daha uygun oluyor az yağlıdan. Bazlamam var. 4 tane, bir paketinden 2 tane çıkıyor. O yüzden 2 paket aldım. Bir şişe de maden suyu aldım. Bunu da börek yaparken kullanacağım. Onun dışında da herhalde başka bir şey kalmadı. Sıvı yağ aldım. O da 1 litreydi. Ben ayçiçek yağı aldım. Tabii ki de sizin evde kullandığınız başka bir yağ da olabilir. Tereyağı da kullanabilirsiniz isterseniz bütçeyi biraz yükseltip. Evet, şimdi ön hazırlıklarla başlayabiliriz. Bileyledikten sonra muhakkak böyle nemli bir bezle silmemiz gerekiyor. Çünkü burada böyle grilikler kalıyor. Kuru soğanların bir kısmını küçük yemeklik doğrayacağım. 2 tanesini de rendeleyeceğim. Onları da köfte yapımında kullanacağız. Kırmızı lahanayı ince şeritler halinde doğruyorum. Havuçların yarısını salataya koymak için rendeliyorum. Diğer yarısını da yemeğe koymak için İri küpler halinde doğruyorum. Yeşil biberleri bazlama pizzanın üzerinde kullanmak için ince ince kesiyorum. Kabakların bir tanesini sebze çorbası için kullanacağım. Onu küp küp kesiyorum. Diğer 4 kabağı da ortadan ikiye bölüyorum. İçlerini oyuyorum ve bu kabak içlerini de kereviz çorbasında kullanmak için kenara ayırıyorum. Kerevizin kabuklarını soyuyorum ve elma şeklinde doğruyorum. Çorbaya da koyacağım için bazılarını gelişigüzel doğramam yeterli olacak. Limonu kerevizlerin üzerine sıkacağım, kararmaması için. Şöyle her yerine gelecek şekilde sıkıyorum. Çorbalık kerevizimin üzerine de sıkıyorum.
da şöyle üzerinde bırakabilirim. Çorbanın içerisinde de güzel olacaktır. Biraz da zeytinyağlı yaparken içinde böyle aromasını veririz. Belki kabuklarını da kullanırız. Bunu da kenara aldım. Dolmalık biberleri de üstten şöyle parmaklarımla ittirerek çekirdeklerini çıkarıyorum. Çeri domatesleri ortadan ikiye bölüyorum. Ispanakları saplarıyla beraber iki parmak kalınlığında doğruyorum. Evet, ön hazırlık kısmının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biliyorum bu kısma çok üşeniyorsunuz birçoğunuz. Ben de zamanında yaşadım bunu ama bir çözüm buldum kendime evde. Bunu hazırladığım zaman takıyorum kulaklığı, en sevdiğim şarkıları koyuyorum. Zaman gerçekten su gibi akıyor ve o sırada iş yapmak da gerçekten çok eğlenceli oluyor. Bir bakıyorsunuz dağlar kadar iş yapmışsınız. O yüzden üşenenlere tavsiye ediyorum. Takın kulaklığı, dans ede de yapın bütün haftanın yemeğini. Evet, doğrama işlemlerimiz bitti. Şimdi salatayla başlıyorum. Kırmızı lahananın içerisine sirke koyuyorum ve tuz ilave edip ovuyorum. Sirke ve tuzla ovduğunuzda daha uzun ömürlü bir kırmızı lahana salatası elde etmiş oluyorsunuz. Tadı turşu gibi oluyor, nefis oluyor. Kırmızı lahana salatamız hazır. Üzerini streçleyeceğim. Havucu da aynı şekilde streçleyeceğim. Havucu neden kırmızı lahananın içerisine koymuyorum? Çünkü kırmızı lahana renk veriyor ve onların rengini verip böyle bozuk bir görüntü olmasını istemiyorum. Hemen bunları streçliyorum, dolaba kaldırıyorum. Evet, şimdi yufkalı çıtır mantı, nohutlu biber dolması ve ekşili köftenin ana malzemesi olan kıymayla 3 yemeği birden çıkaracağız. Önce bir bazını hazırlayacağım. Hepsinin içerisinde soğan ve kıyma bulunuyor. O yüzden önce onları karıştıracağım, ardından 3 ayrı kaseye ayıracağım. Yaklaşık 1 kilo orta yağlı dana kıyma kullanıyorum. Rendelediğimiz 2 tane soğanı suyuyla beraber üzerine ilave ediyorum. Tuz ve karabiberle tatlandırıyorum. Şöyle bir tutam da sarımsak ekleyeceğim. Bunu bir güzelce karıştıralım. Evet, bazımızı hazırladık. Şimdi bölüyoruz. Dolma da çok fazla kullanmayacağım. O yüzden şöyle göz kararı, yani yaklaşık 150 gram kadar köşeye ayırıyorum. Kıymayı dolmada daha az, pirinci daha fazla kullandığımız için bu kadar yeterli olacaktır, 150 gram kadar. Şimdi bu da mantı için yeterli. Bu da ekşili köfte için yeterli olacaktır. Şimdi mantıyla devam edelim. Mantı içiyle. İçerisine maydanozu ekliyorum. Şöyle güzelce yoğurduktan sonra bu hazır. Hatta içerisine birazcık sıvı yağ ekleyelim. Dağıtması daha kolay olur yufkaya. Evet, mantı içi hazır. Bunu kenara aldım. Ekşili köfteyle devam ediyorum. Yıkamış olduğum pirinçleri içerisine ilave ediyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Sıvı yağ ekliyorum. Sarımsağı biraz daha bunda fazlalaştıracağım. Karıştırıyorum. Şimdi bunları yuvarlayacağım. Yuvarlamadan önce tabağa biraz un ekliyorum. Unu şöyle bir tabağa yayıyorum. Küçük parçalar halinde köfteleri yuvarlıyorum. Ve un dolu tabağın içerisine atıyorum. Hazırlamış olduğum köfteleri şimdi buzlukta muhafaza etmek için kilitli poşetin içerisine koyuyorum. Bu arada tabii ki saklama kabında saklayabilirsiniz, tencerede saklayabilirsiniz. Ama buzdolabı poşeti, kilitli poşet yerden oldukça kazandırıyor size. İncecik koyabiliyorsunuz, kat kat koyabiliyorsunuz. Birazdan zaten buzluğa koyduğumda da göreceksiniz. Kilitli poşetlerin tabii şöyle de bir artısı var. Onları yıkayıp kuruttuktan sonra tekrar kullanabiliyorsunuz. Yani burada israftan da kaçınmış oluyoruz.
böyle fazla doldurmamaya, belki de iki poşet yapmaya özen gösterirseniz daha şekilli olurlar. Ama zaten pişince pirinçler böyle şişip yuvarlak şeklini alacak yani. Endişe etmeyin. Dolma içi için pirincimizi ekliyoruz. Biraz bulgur da ekliyorum. Kuru nane. Yine biraz sarımsak. Tuz ekledim. Domates salçası. Ve sıvı yağ. Nohutun suyunu atmıyorum. Onu köftesinde kullanacağız çünkü. Buradan bir miktar nohut alıyorum. Çok fazla ezilmemesi için en son ilave ediyorum bunu. Onu da şöyle ezmeden karıştırıyorum. Alttan üste doğru şöyle. Dolmalarımızı doldurmaya başlıyoruz. Üzerlerine domatesleri ilave edip kapatıyorum. Dolmaları da şöyle buzdolabı poşetin içerisine diziyorum. Yufkalı çıtır mantının kıymasını hazırlamıştık. Şimdi yufkayı tezgaha serdim. Şöyle bir kat katladım uç kısmını. Kıymadan parçalar alıyorum ve şöyle 1,5-2 parmak kalınlığında ince bir şerit halinde kıymayı yufkanın üzerine döşüyorum. Şimdi güzelce sarıyorum ve rulo haline getiriyorum. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif bu. Uç kısmını kapatmak için biraz ıslatabilirsiniz suyla. Evet, iyice yapıştı. Şöyle yaptım. Ortadan ikiye böldüm. İkisini de aynı anda 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Bu tamam. Bir yufkayla yine aynı işlemi yapacağım. Kıyma bitene kadar bunu devam ettireceğim. Yufkalı çıtır mantılar da bitti. Şimdi onları da poşetliyorum. Şimdi elimde 2 tane yırtık yufka var. Bunları da değerlendirmek için bir buzluk böreği yapacağız. Önemli değil yırtık olması. O yüzden ikisini şöyle yaymış olacağız. Yalnız şimdi yarısını şöyle alıyorum. İki yufkanın arasına sıvı yağ gezdiriyorum. Güzelce yayıyorum. Diğer yarısına da yayacağım. Pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Bu tarafına da yaydık. Tekrardan sıvı yağ gezdiriyorum üzerine. Dünyanın en pratik böreği. Biraz kaşar peyniri serpiştiriyorum. Biraz maydanoz. Şimdi bunu da rulo haline getiriyorum. Dört parmak kalınlığında kesiyorum. Buzluk börekleri hazır. Maden suyunu kaba koyuyorum ve börekleri içerisine batırıyorum. Böylece buzluktan çıkardığınızda çıtır çıtır bir börek elde edeceksiniz. İyice bastırıyorum. Arkasını da çeviriyorum. Bunlar böyle bekleyecekler. Maden suyunu çekecek. Ardından yine buzdolabı poşetine koyacağız. Nohut köftesini hazırlıyoruz. Çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Şimdi rondonun içerisine nohutları ilave ediyorum. Nohutun suyundan da koyacağım. Kontrollü bir şekilde. Galeta unu koyuyorum. Bir adet yumurtayı kırıyorum. Sarımsak. Tuz. Karabiber. Kimyon. Ve soğan. Kıvamına bakacağım. Eğer biraz cıvıksa biraz daha galeta unu ekleyebiliriz içerisine.
Nohut köftemiz hazır. Şimdi yine bunları yuvarlıyoruz. Güzelce. Elimizde yassılaştırıyoruz. Nohut köftelerim hazır. Şimdi birbirine değmeyecek şekilde buzdolabı poşetinin içerisine diziyorum. Şimdi bazlama pizzayı hazırlıyoruz. Sosu için kalan salçanın üzerine sarımsağı ilave ediyorum. Tuz ekliyorum. Sıvı yağ. Biraz kekik ile tatlandırıyorum. Bazlamaları ortadan ikiye böldüm. İki tanesini bir porsiyon olarak düşünebilirsiniz. Salçalı sosu bazlamaların üzerine süreceğim. Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine güzelce yayıyorum. Sucukları ilave ediyorum. Biber ekliyorum. Pizzalarımız hazır. Aynı işlemi diğer iki bazlama için de yapacağım. Siz bu pizzayı dilediğiniz malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Pizzaları buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorum. Aralarına pişirme kağıdı koyacağım. Böylelikle yapışmamış olacaklar. Kabak sandal için ufak bir ocakta işlemimiz var. Kaynar suyun içerisine içlerine oyduğumuz kabağı ekliyoruz. 2 dakika kadar kaynatıyoruz. Şu an tam kıvamındalar. Ne sert ne de yumuşak. Tam ortada olması gerekiyor. Çok yumuşarsa ezilecektir. İç harcında kaşar peyniri, dereotu, bir de yumurta olacak. Daha önceden kenara ayırdım ben rendelediğim kaşarla. Üzerine dereotu ekliyorum. Bir tane yumurtam vardı. Biraz karabiber. Biraz da tuzla tatlandırıyorum. Dilerseniz pul biber de koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Şöyle karıştırıyorum. Kabak sandal sadece peynirle de olmuyor tabii ki. Kıymalı da yapabilirsiniz. Tavuklu da yapabilirsiniz. Evet, iç harcı hazır. Şimdi kabakların içerisini bu harçla dolduracağım. Kabakları soğuk sudan geçirdim. Oda sıcaklığında ılıklar şu anda. İç harcı yumurtalı bir harç olduğundan dolayı kabakların oda sıcaklığında olması çok önemli. Eğer sıcakken koyarsanız yumurta pişer. Daha sonra buzlukta bekleyeceği için bu bozulmasına yol açabilir. O yüzden muhakkak soğuk suyla soğutmanız gerekiyor kabakları. Evet, bunlar da hazır. Sebze çorbası için sebzeleri bu poşetin içerisinde karıştıracağız. Kabakları ilave ediyorum. Havuçların bir kısmını kereviz için ayırdım. Geri kalanını bunun içerisine ilave ediyorum. Kereviz sapları vardı. Onları da tabii ki israf etmiyorum ve içerisine ekliyorum. Çok güzel bir tat veriyor çorbalara. Doğramış olduğum soğanları da ekliyorum. Yaklaşık bir adet olacak şekilde. Bu çorba bazıyla dilerseniz mercimek çorbası yapabilirsiniz sebzeli. Dilerseniz pirinç ekleyebilirsiniz. Biz de pişirirken bunun içerisine biraz bulgur ekleyeceğiz. Evet, bu hazır. Bunu bu şekilde buzluğa götürebiliriz. Ispanakla yapacağımız iki ayrı yemeğimiz var. Biri ıspanak salatası, yoğurtlu. Biri de ıspanak yemeği. Bu doğradığımız, yıkadığımız ıspanakları iki ayrı poşete koyacağım. Yemeği için olana da bir miktar soğan koyacağım. Poşete dolu dolu koyabiliriz çünkü pişince küçülüyor biliyorsunuz. Doğranmış domates de ilave edebilirsiniz. Ama ben salçayla kavuracağım pişirirken. O yüzden sadece soğan koyuyorum. Bu tamam. Bu da ıspanak salatamız için hazır. Şimdi hem kereviz çorbası hazırlayacağız hem de burada portakallı, havuçlu güzel bir kereviz yemeği yapacağız. Hemen yağlarını koyuyorum.
Peki neden bunları direkt dondurucuya atmıyoruz da pişiriyoruz diye sorarsanız, kereviz eğer pişirmeden buzluğa atılırsa kararıyor. Ama eğer bu şekilde pişirirseniz, biraz da limon içerisine katarsanız o ilk halini korumuş oluyor. Her ikisi için de soğan ekliyorum. Kalan havuçları da üzerine ilave ediyorum ikisini. Gelişi güzel doğradığım kerevizleri çorbalık olan karışımın içerisine ilave ettim. İçerisinde biraz limon suyu da kalmıştı, onu da ilave ettim. Şimdi bu biraz daha yağ istiyor. Şöyle koydum. Evet, süper. Kabakların içine oymuştuk. Kereviz çorbasının içerisinde bunu değerlendireceğim. Şu kalan limon parçalarını da ziyan etmek istemiyorum. Kerevizin yapraklarını ve birkaç dal sapını çorbanın içine ilave ediyorum. Bunun kapağını kapattım. Yemeği içinde elma dilim doğradığım kerevizleri tencerenin içerisine koydum. Portakal kabuğunu rendeliyorum. Portakalın kabuğunu rendeledikten sonra suyunu da içerisine sıkıyorum. İçindeki parçaları da tabii ki ziyan etmiyoruz. Parçalarını da içerisine ekliyorum. Portakalın suyundan dolayı yeterince şekerli olduğu için şeker ilavesi yapmayacağım. Portakal eğer şekersiz olsaydı bir tatlı kaşığı şeker ekleyebilirdik. Şu anda yeterli gözüküyor. Yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum kereviz yemeğine. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzunu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ocağın altını kapattım. İkisi de gayet güzel bir şekilde pişti. Şöyle göstereyim. Şimdi çabuk soğuması için tepsiye alıyorum bunları. Daha sonra tekrardan kilitli poşete koyup buzluğa atacağız. Şimdi biz bunu baz olarak hazırladık. Ama dilerseniz çorbayı tamamen hazırlayıp, soğutup, böyle poşetin içerisine koyup direkt ısıtacak hale getirebilirsiniz. Kerevizleri servis ederken dereotu ekleyeceğim üzerine. Eğer fazla kalmış dereotunuz varsa onları da hava almayacak şekilde incecik düzleyerek buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Evet, her şeyi buzluğa koyduk. Hepsini çıkarınca taptaze pişireceğiz. Tabii şimdi buzluğa koyduk ama bir ömür tabii ki orada kalmayacaklar. Hepsinin, bütün sebzelerin, et ürünlerinin hepsinin buzlukta muhafaza süresi ayrı ayrı, birbirinden farklı. Bunun için de size bir tablo hazırladım. Tam şu anda videoyu yine durdurup ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Tam deneyimi size aktarabilmek için önümüzdeki hafta geleceğim ve bütün yemekleri donmuş halleriyle nasıl pişirdiğimi size göstereceğim. Görüşürüz. Pazartesi. Kereviz çorbası için hazırladığım bazı tencereye aktardım. 1 yemek kaşığı un ve 1 litre su ilave edip tuzla tatlandırdım. Kaynamaya başladıktan sonra blenderdan geçirdim. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan aldım. Ekşili köfte için tencerede 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un ve 1 yumurta sarısını karıştırıp 4 su bardağı su ekledim. Kaynamaya başladığında buzluktaki köfteleri ekleyip 10 dakika pişirdim. Üzerine yağda kızdırdığım mis kokulu nane ve sumağı ilave ettim. Ispanak salatası için dondurduğum ıspanakları tavada soteleyip 2 su bardağı yoğurtla karıştırdım ve tuzla tatlandırdım. Kereviz çorbası, ekşili köfte ve ıspanaklı yoğurt salatası hazır. Salı, portakallı kereviz için tencereye sıvı yağ ekleyip üzerine dondurduğum kerevizleri boşalttım. Tuzla tatlandırıp kapağını kapatıp kısık ateşte yumuşayana kadar pişirdim. Kabak sandalları buzluktan çıkarıp fırın tepsisine dizdim ve 185 derece fırında 20 dakika pişirdim. Havuçlu ve kırmızı lahanalı salata, kabak sandal ve portakallı kereviz hazır. Çarşamba. Sebze çorbası için hazırladığım bazı yağladığım tencereye aktardım. 1 yemek kaşığı un ve 1 litre su ilave edip kaynattım. Ardından blenderdan geçirip 2 yemek kaşığı bulgur ekledim.
Çıtır mantıları fırın tepsisine dizip 190 derece fırında 20 dakika pişirdim. O fırında pişerken hızlıca salçalı naneli sos hazırlayıp kaynattım. 20. dakikada mantıların üzerine döküp 10 dakika daha fırınladım. Sebze çorbası ve yoğurtla servis ettiğim yufkalı çıtır mantı hazır. Perşembe. Nohut köftelerini kızgın ve yağlı tavada arkalı önlü kızarttım. Hazırladığım yoğurtlu ıspanak salatasıyla beraber servis ettim. Kereviz çorbasının diğer yarısını da Perşembe günü için hazırladım. Kereviz çorbası, nohut köftesi ve yoğurtlu ıspanak salatası hazır. Cuma. Ispanak yemeği için tencerede 2 yemek kaşığı sıvı yağla birlikte 1 yemek kaşığı salçayı kavurdum. Üzerine ıspanak bazını ilave edip soteledim. 3 yemek kaşığı bulgur, tuz, pul biber ve 2 su bardağı su ilave edip pişmeye bıraktım. Buzluk böreklerini fırın tepsisine dizip 185 derece fırında 20 dakika pişirdim. Portakallı kerevizin diğer yarısını da cuma günü için hazırladım. Portakallı kereviz, bulgurlu ıspanak yemeği ve buzluk böreği hazır. Cumartesi. Nohutlu biber dolmalarını tencereye dizdim. Bir kenarda 2 su bardağı suyla salçalı sos hazırlayıp üzerine gezdirdim ve kısık ateşte pişirdim. Sebze çorbasının diğer yarısını da cumartesi günü için hazırladım. Sebze çorbası, nohutlu biber dolması, havuçlu ve kırmızı lahanalı salata hazır. Pazar. Bazlama pizzaları fırın tepsisine dizdim ve 170 derece fırında 10 dakika pişirdim. En pratik yemekle pazar gününün tadını çıkardım. Afiyet olsun. 200 lira bütçeyle 4 kişilik harika bir menü oluşturduk. Çok da güzel oldu. Bir sonraki haftalık menü planı için sizin de fikirleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.